Basketboldan sonra ne yapar? Basketboldan sonra çalışırım. Gördüğünüz gibi iyi bir şirketimiz var. Aslında bu şirketi mimari ben değilim. Atik Koç. 20 sene bir şirket. 90 daha fazla hatta. 22-23 sene bir şirket. Ondan sonra ben de biliyorsunuz ben de 2010'da 2011'de basketbol bıraktım. Basketbol bıraktıktan sonra 2 sene Fenerbahçe görev aldım. Ondan sonra gördüm ki bana göre o iş olmadığı için ben de basketbol içinde kalmak istedim. Aynı zamanda iyi bir iş yapmak istedim. Atiye abiyle görüştüm ve şirketinin ortağı oldum. Ondan sonra işte bu menajerlik biliyorsunuz siz de menajerlerle herhalde her gün konuşuyorsunuz. Biraz değişik bir iş. Ama biz bu işi yani hakikaten de öyle dürüst yapmaya çalışıyoruz. Yani kulüplerde olan ilişkilerimi herkese eşit olarak davranmaya çalışıyoruz. Yani sadece onlara pazarlamak değil de onların üzerinde yatırım yapıp onlara daha iyi bir yere getirip ondan sonra tabii ki onlarla beraber iş yapmak istiyorduk. Mesela şu anda bizim 9-10 tane oyuncumuz Sırbistan'da kendi koçlarla, kondisyonerle, doktorlara, masörlerle de orada kamplar yapıyorlar Belgrad'da. Yani böyle bir yol izliyoruz. Yani bugüne kadar sonuçta benim bu şirkete yer aldıktan sonra 2,5-3 sene oldu. Ve şu ana kadar çok iyi yoldayız. Yani basketboldan, profesyonel basketbolda şu anda bunu yapıyorum. Basketbol benim hayatım. Ama hakikaten ben gördüm. Gördüm ki yöneticilik bana göre değil. Çünkü şöyle değil. Ben Fenerbahçe'de sonuçta formam yukarıda. Güzel günler geçirdim. Türk basketbolda iyi hizmet verdim diye düşünüyorum. Ama oynarken başka bir şey yani. Sonuçta kendini orada reaksiyon verebiliyorsunuz. Ondan sonra o maçı değiştirebiliyorsunuz. Ya da sizin takım arkadaşı maçı değiştirebilir. Ama saha dışında kaldığım zaman ve o takımda olduğum zaman çok büyük stres altında oldum. Zaten ben 20 sene stres altındayım çünkü her maç kazanmak istiyordum. Yani benim takım gitsin, şampiyon olsun, onu bunu falan. Ve ben ondan sonra baktım ki hakikaten bana göre değildi. Ve ayrılmaya karar verdim. Tabii ki ben karar verip ertesi gün gitmedim. Gittim başkanla bunu paylaştım. Sayın Aziz Yıldırım'la. Ondan sonra gittim Jelko Bradoviç'le oturdum. Böyle bir şey kafamda olduğunu, çünkü yani benim için büyük stres olduğunu da söyledim. Tabii ki onlar bir şey demediler. Ondan sonra ayrıldım. Ama tabii ki biliyordum ki zaten Atilla abiyle konuştum yani ayrılmadan önce. Böyle böyle ben bir şey yapmak istiyorum. Gel ortak olalım. O da tamam dedi. Obradovic sadece iyi antrenör değil. Obradovic çok iyi insan, dürüst bir insan. Yani her şeyi yüzüne söyleyen bir insan. Ben zaten öyle olduğunu biliyordum da ama yani daha yakın tanıştıktan sonra hakikaten de öyle. Şimdi Obradovic nasıl Aydınor zamanlarından 90'larda işte Türk basketbolu değiştirdi. Bence Obradovic de şu anda büyük Türk basketbolu değiştirmesi büyük etkisi oldu. Çünkü baktığınız zaman bizim her zaman burada hayalimiz vardı. İşte Türk takımlar Final Four'a gitsin. Biz Final Four'a hedefliyorduk. Mesela ben Fenerbahçe'de 2006-2007'den sonra yer aldım. Yani 2008'den 9'dan sonra zaten Fenerbahçe'nin Ulker'le beraber o oluşturumu zaten her zaman Final Four hedeflerdi. Ama bir yere kadar geliyorduk. Ondan sonra oraya kadar yani. Ben bu şey bağlıyorum. Bu yani mesela şu anda Fenerbahçe baktığınız zaman Avrupa'da bir basketbol asosu sahibi oldu. Biz eskiden hep hesaplardık.
CSKA bize kaç sayı yenerdi deplasmanda. Şimdi Fenerbahçe deplasmana gittiği zaman CSKA yani mesela korkuyor ben yani çünkü ben bunu biliyorum. Onun için Obradovic bu mental olarak oyuncuların onun sayesinde oyunculara kafasını değiştirdi. Onun için yani hakikaten Türk basketbolu için çok büyük faydası oldu. Ve bence öteki tarafta hem insan olarak yani oyuncuları eğitiyor. Oyuncuları şey yapıyor. Hakikaten ben de o iki sene onunla beraber çalıştığım için kendimi şanslı buluyorum. Çünkü çok da şey öğrendim. Hem basketboldan hem basketbol dışında çok şey öğrendim. Onun için ben de onun yanında olduğum için iki sene kendimi şanslı diye şey düşünüyorum. Ben aslında 2010-2011'de, 2010'da büyük bir sakatlık geçirdim. Yani bağlarım koptu. Ondan sonra yani 9-10 ay oynamadım. 9-10 ay sonra tekrar donduğum zaman aslında çok enteresan bir şey var. Ben o zaman 34 yaşındayım ve yine Euroleague'de top 16'da rebound kral oldum. Ve Aydın abi beni aradı o sakatlandığım zaman. Zaten Aydın abi Spahya da vardı. Aydın abi o zaman basketbol koordinatörüydü. Ben dedim ki abi de bunu bırakacağım basketbol. Aydın Öz bana dondu soyma odasında. O zaman biz Kayseri'deyiz. Beşiktaş maçı. Final Türkiye Kupası oynuyordu. Aydın abi gördü dedi ki ben Mursa Mirsad'ı bu kadar tanıyorsam sen dönersin yine de rebound kralı olursun. Ben de yani Aydın abiye üzgün olduğum için ciddiye dinlemedim. Ondan sonra dondum tekrar yine Spahin'in takımında. Hakikaten top 16'da rebound kralı oldu. Ondan sonra tabii ki Simone geldi. O zaman Fenerbahçe. Ben zaten basketbol oynamak istiyordum. Simone beni o takımda uygun görmedi. Bence yani uygun görmedi ve bana bunu söyledi. Birkaç tane takımdan şey aldım, teklif aldım. O takımlardan biri Galatasaray'dı ama hiçbir zaman oraya gitmek düşünmedim. Başkana da bunu ilettim. Ben dedim ki o zaman ben basketbolu bırakayım. Başkana dedi ki Mirsad biz seni dedi çok güzel bir şekilde durduracağız çünkü hakikaten Fenerbahçe forma altında çok emeğim var. Ben de yani o jubilesini yaptım. Yani bütün Fenerbahçe camiasında teşekkür etmek istiyorum bu aralarda. Hakikaten çok güzel bir şey yaptılar benim için. Hele o formu yukarıda, sadece benim değil, Ömer Onan'ın da var. Yarın bir gün çocuklarımı, torunlarımı onu görecekler için ayrıca kendimi çok mutlu hissediyorum. Sanki Fenerbahçe o kupayı kazandı gibi düşünüyorum. Çünkü tabii ki yani kupayı alamadık. Yani Fenerbahçe kupayı alamadı. Ama şahsi fikrim sanki o kupayı aldı diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Final Four'a Euroleague'de yani en net geldi. Yani en net geldi. O final maçı ilk yarı çok kötüydü biliyorsunuz. Ama sonunda bir reboundla o kupayı kaybettik. Tabii ki Fenerbahçe'nin taraftarı hem de yönetim hem de koçlar gurur yaşamasılar lazım. Çünkü Fenerbahçe mesela Fenerbahçe seyircilere 3 sene 4 sene önce birisi deseydi siz Final Four'da son topa Euroleague'i kaybedeceksiniz. Hiç kimse inanmazdı. Ama herkes gördü ki Fenerbahçe hakikaten böyle bir takım. Son topa kadar oynadı. Son topla kaybetti. CSKA'da bilmiyorum 16 ben o takımda yer aldığım için söylüyorum. Son 16 seneden 14 tane Final Four'u yaptı. Üçünü kazandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Onun için Fenerbahçe'nin bu ikinci Final Four'u ve ikincinin son topuna kaybediyor. İnşallah İstanbul'da olan Final Four sene olacak. İstanbul Final Four'la Fenerbahçe eminim ki o kupayı kaldıracak.